Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, süreniz 5 dakikadır, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 337. maddesi uyarınca 2 Taksim 45 sayılı toplumsal barış ve demokrasinin tesisi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi gecenin bu saatte saygıyla selamlıyorum. 68 maddelik bir kanun teklifi. Yani isteyen arkadaşlarımız bunlara bakabilirler daha sonra. Ama sonuçta hem toplumsal barış bakımından hem de demokrasi eksikliği bakımından uzun zamandır üzerinde çalıştığım, geçmiş dönemde verdiğim ve burada konuştuğumuz ama sizden onayından geçmeyen bir kanun teklifi. 27. dönemin 4. yasama yılının başında tekrar kayıtlara geçmesi açısından ve yarın öbür gün bu meclisin tarihine bakanlar bakımından kim ne söylemiş, hangi katkıyı sunmuş, o bakımdan kayıtlara geçmesi bakımından da tekrar sunuyorum. Sunarken de şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan bu yana sonuçta hem bir insan hakları aktivisti, hem bir hukukçu, hem bir yurttaş, şimdi de bir siyasetçi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelişim tarihini izliyorum. 2002'den bu zamana kuruluş değerlerinizden oldukça uzaklaştınız. Kurulduğunuzda gerçekten Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü değerleriyle eşitliği falan savunan bir programla ortaya çıktınız ve büyük de destek aldınız. İlk girdiğiniz seçimlerde de %33'lük bir oyla Türkiye'de tek başınıza iktidar oldunuz. O dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ortamına inanan Cumhuriyet Halk Partisi de genel başkanınız milletvekili olmadığı halde, yasaklı olduğu halde halkı kin ve düşmanlıktan tahrik etmekten suçlu olduğu halde bu parlamento grubu anayasayı değiştirerek kendisine siyasetin yolunu açtı. Ama şuydu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olmuştu. O değerlerle belki Türkiye'de bu parlamentoda bir şey yapılırdı. Evet, başlangıçta bu parlamentoda uzlaşmayla çalıştınız. Çalıştık. 2014'te, 15'te çok esaslı yasalar çıktı. Avrupa Birliği konusunda çok önemli bir iradeyi burada Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi ortaya koydu. Ama giderek 2008'den, 2009'dan bu idarelerden uzaklaştınız. Şimdi iktidarınızın 18. yılında bir güvenlik devletine Türkiye'yi dönüştürdünüz. Bir polis devletine dönüştürdünüz. Türkiye'nin toplumsal barışının altına dinamit koydunuz. Toplumsal barışımız içeride ve dışarıda kalmadı. Türkiye yurtta barış ve dünyada barış ilkesinden uzaklaştı. Dolayısıyla düşmanlık, kutuplaştırma ve ötekileştirme had safhada. 2015'ten sonra Türkiye bir kan gölüne dönüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin derin meseleleri var ve bu derin meseleleri şu anda yöneldiğiniz güvenlikçi anlayışlarla, bakın sadece güvenlikçi anlayışlarla, polis devleti anlayışıyla yürümez. O nedenle bir kez daha buradan sizlere, sizlerin vicdanınıza ve bu vesileyle de Türkiye'ye sesleniyorum. Bu gidişat Türkiye'yi kutuplaştırmaya, düşmanlaştırmaya götürüyor ve doğru bir gidişat değil. Türkiye'de herhangi bir yurttaşımızın bir biçimde sokağa çıkıp silahsız, şiddetsiz gösteri yapması mümkün değil. Hiçbir biçimde. Her gün bu travmalar birikiyor. İfade özgürlüğü ayaklar altında. Cezaevlerinde binlerce hasta mahkum var. Binlerce hasta mahkum var. 130 binden fazla KHK'lı var. Haklarında hüküm verilemiyor, kararlar verilemiyor. Dolayısıyla bu mağduriyetlerden uzak hale geldiniz. Türkiye'yi demokrasiden, hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştırdınız. Yargıyı kendi kontrolüne aldınız. 40 yıldır yargıyı izleyen bir yurttaş olarak söylüyorum aynı zamanda. Hiçbir darbe döneminde yargı bu kadar çok yürütmenin parçası haline gelmemişti ve iddia ediyorum kuklası haline gelmemişti. Kuklası haline gelmemişti. Adalet saraylarında oligarklar yarattınız, oligarklar. Cumhuriyet savcılarını birer oligark haline getirdiniz. Adalet saraylarınızda adalet kokmuyor. Adalet kokmuyor. Bir kez daha söylüyorum. Adalet saraylarınızda adaletsizlik kokuyor, rüşvet kokuyor, yolsuzluk kokuyor. Adaletsizlik kokuyor. Dolayısıyla bu kadar çok imkanlar yarın öbür gün sizleri de vurur. Bir kez daha söylüyorum. Öyle büyük adaletsizliklere imza atıyorsunuz ki bakın atıyorsunuz ki haberiniz yok. Çünkü önünüze gelen basın bültenlerine bakıyorum. Herkes Türkiye'de kendi dünyasında yaşıyor. Maalesef parlamentoda da herkes kendi dünyasında yaşıyor. Diğer Türkiye'yi görmüyorsunuz. O nedenle buradan uzaklaşalım.
beraber bu yasama yılının başında bu güvenlikçi anlayışlardan, polis devleti anlayışlarından uzaklaşalım ve Türkiye'yi yeniden hep birlikte, bu büyük Türkiye'yi hep beraber yeniden hukukun üstünlüğünün, barışın, adaletin olduğu bir Türkiye'ye dönüştürelim. Bu hepimizin elinde ve bunu becerebiliriz. Şunu söylüyorum son olarak. Tamamlayın sözlerini. Başkanı Erdoğan şunu söylüyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Evet, dünya beşten büyüktür. Ama Türkiye bir kişinin idare etmesinden daha büyüktür. Tek bir kişiye irademizi teslim etmeyelim. Burada parlamento var. Parlamentonun iadesiyle, çoğulculukla Türkiye'nin temel sorunlarını çözebiliriz. Bu nedenle tarihi bir sorumlulukla partim adına da bu sorunu yerine getirerek yasama yılının başında bu teklifi takdirinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bir yasama yılı diliyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.